Günaydın. Dün Amerika endeksleri yine %1 civarında, çok hacimli olmasa da kapanış yapmayı başardı. Tabii bu durumda S&P'ye baktığımızda kritik seviyelerin kırılmadığını, kırılmamakla beraber de yukarıya gittiğini ve tekrar kısa vadede direnç diyebileceğimiz seviyelere geldiğini görüyoruz. Çok tipik bir bant hareketi içinde gidip geliyor. Yine benzer bir şekilde Nasdaq tarafına bakarsak orada da çok net bir sıkışma var birkaç aydır. Dow Jones tarafında benzer bir görüntü görüyoruz. Tabii burada büyük kağıtlarda özellikle Apple biraz daha hareket etmeye başladı. Artık orada yeni bir zirve olduğunu görüyoruz. Bankacılık tarafında çok kuvvetli bir hareketten bahsedemesek de orada da yukarıya doğru bir yukarı hareket var. Tabii bütün bunlar bugün aslında açıklanacak olan işsizlik istihdam verisiyle değişebilir. Gördüğünüz üzere toplamda 230 bin, özelde de 220 bin civarında bir artış beklentisi var. 5,6'lık da bir işsizlik oranı. Tabii burada önemli olan yeniden ücretlerde gerçekten bir artış olup olmayacağı. Ben önceki ay verisinde eksinin biraz revize edileceğini düşünüyorum. İyi bir rakama döneceğini düşünüyorum. Tabii burada genel resmi ister bir bakalım. Önce şurada genel resmi açarsak eğer şu gördüğünüz 2012'yi çıkartalım. Şu gördüğünüz ideal diyebileceğimiz istihdam durumu veya Yellen'in takip ettiği bazı göstergeler üzerinden gittiğimizi söyleyebiliriz. Burada görüyorsunuz şu 2007'nin olması gereken zirvedeki durumu olarak alırsak bazı noktalarda işte haftadaki işsizlik başvuruları, açık pozisyonlar, non-farm payroll'lar vesaire artık standart seviyeye gelmiş, hatta orayı belli bir ölçüde aşmış durumda. Ama şuradaki bazı noktalara bakarsanız işte istifa oranları, işsizlik oranı veya ekonomik koşullardan dolayı part-time çalışmak zorunda kalanlara baktığımızda geride kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla buralarda gidilmesi gereken bir mesafe var. Şimdi bugünkü veride son gelen istihdamla ilgili bazı alt endeksler, örneğin ISM hizmetlerin alt endeksi kötü bir veriye işaret ediyordu. Ama şunu unutmamak lazım. Zaten 5,6 civarında bir seviyedeyiz. Bunun 5,2'ler, işte Fed'in konuştuğu 5,2'lere gitmesinden bahsediyorsak 11 ay içinde, yıl içinde bakalım. Görüyorsunuz aslında 162 bin civarında bir rakam yeterli oluyor. Tabii burada participation rate'in vesaire değişmediğini varsayıyorum. Dolayısıyla zaten 160 bin civarında bir rakam son derece yeterli bir rakam. Bugün zayıf bir rakamdan kastımız 180 bin, örneğin piyasada bir zayıf rakam veya hayal kırıklığı yaratacaktır, ama 160 bin civarındaki ortalamayla 11 ay içinde görüyorsunuz ki 5,2'lere gelebiliyoruz. 5 seviyesine gelmemişse 190 bin civarında bir rakam gerektiriyor. Dolayısıyla ben bugünkü, dün maillerimde de paylaştım, rakamlar içinde şurada zayıf bir şey gelirse evet piyasa açısından bir hayal kırıklığı, bir fiyatlama mutlaka yaratacaktır veya şurada yukarıya doğru bir hareket görürsek, ama artık önemli olan Fed'in açısından da Fed açısından da kritik olan seviyeler, veriler, şuradaki veriler. Burada ikinci bir ekran daha paylaşmak istiyorum sizinle. Bu da önceki şeyde resesyon sırasında nasıl bir durum olduğu. Şurada görüyorsunuz uzun vadeli işsizlik terse çevrilmiş durumda ve kısa vadeli işsizlik ekranlarda var. Şu U3 ve şu gördüğünüz U6. Diğerleri de tabii Employment Cost Index, geçtiğimiz günlerde konuştuk ve şurada ücretler, bugün açıklanacak veri içindeki ücret detayı. Tabii burada sert bir yukarı hareketten sonra geçtiğimiz ay verisinde ve Aralık verisinde kuvvetli bir geri dönüş gördük. Bunun yukarıya doğru revizyonunu bekliyorum ve yukarıya doğru daha kuvvetli bir hareket de olması gerekiyor ki Fed buna tepki versin. Tabii şurada görüyorsunuz, bundan önceki resesyonda da işsizlik oranında kuvvetli bir toparlanma olduktan sonra sert bir şekilde yukarı gitmeyi başarıyor ücretler. Dolayısıyla artık o noktalara geldiğimizi düşünüyorum ben. Bundan sonra daha hızlı yukarı
yukarıya doğru gitmesi önceki örneklerle karşılaştırdığımızda söz konusu olacaktır. Tabii Employment Cost Index açısından da baktığımızda orada biraz daha hızlı tepki vermiş durumda. Dibini işsizlik oranıyla aynı zamanda yaptı ama yukarıya doğru tepkinin hızlanması da işte denge işsizlik oranına yaklaşmamızla olacaktır ki zannediyorum o seviyelere yaklaştık. Burada kuvvetli bir yukarı rakam görürsek elbette satış olacaktır. Ama piyasaları çok sert geri çevirmesi için hem buralarda hayal kırıklığı yaratmayacak bir istihdam artışı hem de kuvvetli bir ücret artışı gerekir. Bunların bir kombinasyonu olursa piyasada da ağırlıklı bir volatilite görürüz. Ama tekrar söylüyorum bence ücretlerin seyri çok daha önemli. Çünkü bu ay içinde Senato'ya bir konuşma da yapacak Yalın. Eğer ücretlerde net bir artış da elinde olursa o zaman Haziran'a yönelik işaretler çoğalacaktır. Eğer zayıf bir ücret verisi görürsek Senato sunumunda da faiz arttırmayla ilgili bir acelesi olmadığını bence net bir şekilde söyleyecektir. Asya tarafına bakalım. Asya tarafında çok önemli bir gelişme yok. Reserve Requirement Ratio'daki indirim para çıkışını kompanse edecek, stabilize edecek bir adım. Yani oradan kaynaklanan likidite kaybını bu adımla kapatıyorlar. Bu kura yönelik veya ekonomik yavaşlamaya yönelik bir adım değil. Onu paylaşmıştım. Tekrar söylemekte fayda görüyorum. Parite tarafına gelirsek Euro'da tabii dün ECB'nin açıklaması çok sert bir şekilde satış getirdi önce. Şurada tekrar bakalım görüyorsunuz neredeyse 1.13 seviyesini tam olarak gördük ama ardından yukarı bir kapanış yaptı. Şimdi paritenin genel son birkaç haftalık durumuna baktığımızda negatif diyebileceğimiz haberler veya Amerika tarafında pozitif dahi olsa 1.13 civarında şurada gördüğümüz seviyelerde göğüsleniyor, karşılanıyor. Dolayısıyla bu seviyeler kırılmadan paritede aşağı hareketin iki aşağı ikinci dalganın başladığını söylememiz zor. Şu an için baktığımızda ben hala 16.40'lara doğru bir yukarı hareketin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Orası da geçilirse 19'ları konuşuyor olacağız. Ama tabii önce bunu söyleyebilmek için bugün açıklanacak olan verinin zayıf gelmesi lazım. O zaman Euro daha kuvvetli bir şekilde yukarıya doğru devam edecektir. Bu hareket kalıcı olacak mı? Ben olacağını düşünmüyorum. Ama şu an için 13'lerin üzerinde bir düzeltme dönemine girmiş durumdayız. Benzer bir şekilde şurada da eğer Yunan 10 yıllıklarının hareketine de bakarsak orada da piyasanın çok sert bir tepki verdiğini 10 yıllıkların 10.40'lara kadar çıktığını ama kapanış itibariyle normal seviyelerine gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa'da sahnede bir kavga sergileniyor olsa da piyasanın bakış açısı bir yerde bu adamlar anlaşacak yönünde. Dolayısıyla çok aşırı bir kriz durumu fiyatlanmıyor. Konuşmalara baktığımızda o noktaya gidebileceği söz konusu olsa bile. Diğer taraftan tabii sert bir harekette Ukrayna'da yaşanmış durumda bir sert hareket değil bir devalüasyondan bahsediyoruz aslında. Görüyorsunuz şurada 16.78'lerden 24.37'lere doğru çok kuvvetli bir hareket söz konusu oldu. Bu IMF'in de şart koştuğu adımlardan bir tanesiydi. Hafta sonunda Batılı liderler yanılmıyorsam Holland ve Merkel Putin'le görünecek. Çok ciddi bir potansiyel yaratacağını zannetmiyorum bu gelişmenin. Biraz rahatlatacaktır. IMF'den destek almak anlamında da rahatlatacaktır ama Rusya ile gerginlik sürdüğü sürece çok ciddi anlamda bir can simidi de olmayacaktır muhtemelen. Japonya'nın tarafına gelirsek Japonya'nın da oldukça yatay bir hareket var. Endekse de bağlı aslında görüyorum bu ikisini. Ben aşağıya doğru bir kırılma bekliyor olsam da henüz kırılmayı gerçekleştirecek sertlikte yani 117'lerin altında bir kapanış hareket görmedik. Çoğu insan boju aslında Fed'in karşısındaki gruba konumlandırma eğiliminde ama bu sene olan bitene ve geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştım hükümetin daha fazla quantitative easing istememesine baktığımızda boj ECB ile Fed arasında bir yerde yani Fed
quantitative easing cycle'ını tamamladı. ECB quantitative easing cycle'ına yeni başlıyor. BOJ quantitative easing cycle'ının sanki sonlarına daha yakın bir merkez bankası. Dolayısıyla Japon yeninde de benim beklentim biraz daha aşağıya doğru işte 115'lere doğru hareketin gelmesi. Ama Amerika'da çok kuvvetli bir işsiz istihdam verisi ve ücret artışı görürsek tabii ki durum biraz daha farklı olacaktır. Petrol tarafına gelelim. Petrolde dün USO'daki olası değişikliği paylaşmıştım. Olası değil, olacak olan bir değişiklik ve dolayısıyla da çok büyük volatiliteler görüyoruz. Gerek işte kuyu sayımı, gerek gelen stoklar, gerekse USO yukarıya doğru her iki yöne doğru hareketlere neden oluyor. Kısaca volatilite artıyor. Ben biraz daha gitmesini bekliyorum. Aslında 55 60 bandını hedefliyorum. Burada da 56-60 bandını hedefliyorum. 55'leri neredeyse gördük. Ama haftalık grafiklere baktığımızda hala aşırı satış bölgesindeyiz. Hala bir daralma bantta söz konusu. Dolayısıyla biraz daha yukarı gitmesi bence mümkün. Çok büyük bir rally başlayacak mı? Hayır. Üretim rakamlarına, gelişmelere baktığımızda böyle bir durum yok. Hatta Suudi Arabistan'ın Asya fiyatlamasına bugün baktığımızda çok net discountlar var. Savaş hala kuvvetli bir şekilde sürüyor. Ama yukarıya gittikten sonra biraz dengelenme, ardından da tekrar 40-50 bandına oturması bence mantıklı gibi gözüküyor. Burada önemli olan 50'lerin üzerinde oturmuş bir WTI veya Brent açısından baktığımızda Fed'in artık burada stabilizasyon yaşandı düşüncesine hangi noktada geleceği, hangi noktada bu kararı vereceği. Altın tarafına geçelim. Altın tarafında da son birkaç gündür 1260'ın altında hareketler alışla karşılanıyor. Şurada görüyorsunuz. Aşağıya doğru net bir birkaç haftadır, 2 haftadır bir trend var ama bir kırılma da yaşanmış değil. Halen 200 günlük ortalamanın üzerinde duruyoruz. Altın hisselerine buradan bakalım. Altın hisseleri tarafına geldiğimizde orada da benzer bir yukarı gitme isteği olduğunu görüyoruz. Ama bu defa 200 günlük ortalamanın altındayız. 200 günlük ortalama direnç oluyor. Son olarak gümüşe bakalım ki gümüşün son birkaç günkü hareketi altına oranla daha pozitif ama orada da 200 günlük ortalamanın altındayız. Dolayısıyla şu an için baktığımızda ben altında 1340'ı geçmediğimiz sürece tekrar 1100-1000 aralığına doğru net bir satış bekliyorum. Ama bugün gelecek olan veri de önemli olacak. Çünkü bu satış beklentisinin altında Amerika'da reel faizlerin artmaya başlayacağı düşüncesi var. Buradan o konuya geçelim. Şurada Amerikan 10 yıllıklarına bakarsak yukarıya doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Ama ne kadar yukarı? Çok ciddi anlamda baskı kuruyor mu? Hayır, kurmuyor. Yine de şunu unutmayın. Buradaki hareketin başlamasıyla yani ne zaman 30'unda dibini yapmış, yukarıya dönmüş. Gerçi bu reel faize bakmıyoruz. Şu anda nominal faize bakıyoruz ama şurada da biraz öncesinde döndü ve aşağıya doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla reel faizlerde bir yükseliş olursa altın üzerindeki şurada gördüğümüz baskı daha da artacak. Benim de aşağı gelecek düşüncem de bu rol oynuyor. Bugün 10 yıllıklarda da ne olacağı büyük ölçüde ücretlerde bir enflasyonist baskının başlayıp başlamadığına bağlı olacak. Eğer başladığına dair net bir rakam görürsek o zaman şurada gördüğümüz 88 direncini aşmak için harekete geçecektir diye düşünüyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.